siz neredeyseniz. Adım adım Londra orada. Değerli misafirler, dünden bugüne Mehmetçik paneline hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Kıbrıs bir sevda dedik. Nesilden nesile aktarılan, dillerden dillere söylenen, hiç bitmeyecek olan bir sevda. Kıbrıs'ın her bölgesi ayrı güzel, ayrı zengin ama Mehmetçik'in çok ayrı bir anlamı var. Bu akşam Mehmetçik'i yaşayacağız. Mehmetçik'e doğru uzanacağız. Ayağının tozuyla cennet Kıbrıs'ımızdan, Kıbrıs'ımızın kokusunu getiren, oradan bize selam getiren değerli başkanımız eşliğinde yapılan çalışmaları, yapılacak projeleri birlikte dinleyeceğiz, birlikte değerlendireceğiz. 1974 Harbi'nde mihenk taşı olan Mehmetçik bölgesi. Akıncılar köyünden sonra en fazla Türk olan köylerden bir tanesi ve çok da ayrı bir anlamı, çok da ayrı bir zenginliği var. Karpaz ana yolu üzerinde olması dolayısıyla da merkezi bir hareketliliği var. Ayrı bir güzelliği, ayrı bir zenginliği var. İşte 2014 Haziran ayından itibaren tabiri caizse çiçeği burnunda bir kadroyla yönetimi devralan başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri çalışmalarını istikrarlı bir şekilde devam ettiriyor ve ettirecekti. İşte o günden bugüne Mehmetçik'i konuşacağız. Siz Mehmetçik'e gönül veren gönül dostlarımızla birlikte. Mehmetçik diye sınırlandırmayacağım. Kıbrıs sevdalarıyla birlikte. Çünkü bizim sevdamız İngiltere'de de olsak, dünyanın hangi ülkesinde de olsak bitmez, tükenmez. İşte bu akşam da o birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden bir tanesi. Annedere dağlı Kıbrıs'ın kızları, elleri kınalı. Mehmetçik Yardımseverler Cemiyeti, Batı Avrupa'da ülkelerde dahil olmak üzere Türklerden kurulan en eski Türk cemiyetlerinden birisidir. Birinci Türk Cemiyeti kurulmuştur 1950'lerde. Ondan sonra Akıncılar Cemiyeti kurulmuştur ve 1969 yılında da Mehmetçik Yardımseverler Cemiyeti kurulmuştur. 68'lerde konuşmaları yapıldı ve 69'da resmileştirildi. Eski ismi Galatya, yeni ismi Mehmetçik'ten ismini alan Mehmetçik Yardımseverler Cemiyeti'ne şimdiye kadar katkı sağlamış herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu akşam bir görev teslimi olacak. Bayrak isimden isme aktarılacak. Nesilden nesile aktarılacak. Dolayısıyla cemiyetimize yeni başkan olan değerli iş adamlarımızdan sevgili Serdar Sarı'yı ben alkışlarınızla buraya davet etmek istiyorum. Adliyetim bu kadar bir görev yaptıktan sonra bizler ne göre yapacak diye düşünüyorum Hatice. Biz artık yapacak bir şey de yapmadık. Bundan sonra her şeyi abilerim yaptı. Biz artık bundan sonraki zamanda düşen görev Büyük Köprü'yü buradaki Mehmetçik arkadaş, abilerim, büyüklerim, Mehmetçik severlerin Mehmetçik köyüyle olan ilişkilerini daha derin, ben daha yakından, ki daha önce yapılmıştı. 2002'den sonra bildiğim gibi Kıbrıs'tan sonra bir duraklama dönemindeyim ben. 7 yıl, 8 yıl Mehmetçik Spor Kulübü başkanlığını yaptım. İyi de başarılar aldık. Bu başkanlık içerisinde de bazı tecrübeler elde edindim ki bazı eksiklerimiz ve bazı çalışmalarımız gerçekten yapılması gerekiyordu. Ben sadece Mehmetçik'i bir coğrafyadaki bir evimin olduğu toprak olarak görmüyorum. Yani sadece işte bir burası benim bir doğduğum yer olarak bakmıyorum. Mehmetçik benim için bir anne, bir baba, beni gerçekten bugünlere getiren tüm kimliğimde, tüm kanımda, her şeyimde. Yani Mehmetçik için sadece işte nüfusu kağıdı, doğum yeri Mehmetçik diye bir olarak bakmıyor. Benim Mehmetçik olan sevgimi, benim eskiden
abilerim sağ olsun, babam sağ olsun, annem sağ olsun. Onların sayesinde Rumiçi sevgisini derin duygularla içerisine aldım ve Rumiçi için hiçbir gün bir çıkar, bir menfaat düşünmeden 7 yıl çalıştım. Bundan sonra çalışacağız. Ve bu duygular içerisinde de hepinizden destek bekliyoruz. Hepiniz Mehmetçiğin geçmişini bilen kişilersiniz. Bundan sonra da bizden dediğiniz gibi çıkıp, bizden bilen nesile neler yaptığımızı biz de anlatmak istiyoruz. Biz de işte abilerimizden devraldık. Bundan sonra biz bu güzel hikayeleri, güzel yapılanları kendilerini yapıp düzeltmek istiyoruz. Bu gecenin anlam ve önemini belirtmek üzere Mehmetçik Belediyesi Belediye Başkanımız Sayın Cemil Sarıçizmeli'yi alkışlarınızla buraya davet etmek istiyorum. 2014 yılının Haziran ayında yapılan yerel seçimlerde Mehmetçik Belediye Başkanı görevi layık görüldü bana. Çok önemli, çok anlamlı ve o kadar da her gün omuzlarında yükünü, sorumluluğunu, azmini hissettiğim bir görevi devraldı. Her ne kadar tanınmamış bir ülkenin insanları olsak da biz sıkıştığımız o kabuktan çıkmaya çalışıyoruz. Kendimizi en iyi şekilde ifade etmeye çalışıyoruz. Uluslararası platformda gerek siyasi anlamda gerek sağlık sektöründe her anlamda bizleri temsil eden çok güzel vatandaşlarımız, yurttaşlarımız, kardeşlerimiz var. Evet, bu gecemizde Mehmetçiği yaşayacağız dedik. Mehmetçiğe doğru uzanacağız dedik. 2014 Haziran ayında görevi devralan belediye başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri bu 9 aylık süreci çok bilinçli, istikrarlı bir şekilde değerlendirmiş ve değerlendirmeye de devam ediyor. Ama dilerseniz Sayın Başkanımızı tekrardan buraya alalım. Hem sözlü olarak hem de arkamda duran slide gösterisiyle birlikte görsel olarak acaba hangi projelere imza atılmış, neler yapılmış birlikte onun ağzından dinleyelim. Nazlıca